Neydi? Ay. Yine klimayı açık unutmuşuz. Şu kaşım biraz kalın mı olmuş sanki? Yusuf ince deyince artık kaşımı biraz dolduruyorum. Dükkana geldim. Yusuf motor çıkarmaya yardım etti. Beni bıraktı gitti. Saat 8'i 1 geçiyor. Tam şu anda vlogum yayına yeni girdi. Birazdan girip yorumlarınıza bakacağım. Gerçi benim tatlış izleyicilerim fix genelde her sabah günaydın yazan. Belli izleyicilerim var yani. O yüzden hepinize günaydın. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi seviyorum. Şu tezgah bugün çok tozlanmış. Onu bir sileyim. Baksanıza şurasını. Gördünüz mü parmak izini? Ay. Bugün çok erken uyandım. Kaçta uyudum? Uyuduk daha doğrusu. Saat... Esnediğime bakmayın. Uykum yok. Gayet güzel dinlendim. Siz söyleyin adını. Saat 12.30. 12.40 gibi falan uyudum. Uyuduk hepimiz daha doğrusu. Arası da zorla uyuttum. Uyat oğlum dedim. Ondan sonra şu eksik listem, dün yazmışım bunu kaybetmeyip. Eve gittim, temizliğimi yaptım, loğu kapattıktan sonra ayrıntılı bir güzel çamaşırlarımı falan astım. Ondan sonra... Arası doyurdum, üstü zaten tok yemek istemedim. Çok acayip sıcak yavuz. Bunu aldım, dışarı çıkayım. Ondan sonra... Şükürlüğü alayım. Tezgahta yıkanmış bulaşıklar var, onları yıkarım birazdan. Yıkanmış bulaşıkları dizerim. Yerleri süpüreyim, sileyim sonra. 9 gibi şeye gideceğim, hava çok sıcaklamadan. Ay, burası serinmiş, burada anlatayım. Günaydın. ...12.40'da uyudum, montajı yaptım. Sabah 6.30 geçe falan uyandım. Yani daha saat 7 bile değildi. Hava da çok güzel serindi. Kalktım, tırnaklarımı, ojelerimi dün yapamadım. Bugün yaptım. Hani pedikürümü yaptım. Ondan sonra hazırlandım, saçım falan taradım. Terasta çamaşırları topladım. Böyle sepet hepsini atmadım da ikişer üçer kat böyle katladım, koydum. Ayrıntılı katlama değildi ama en azından buruşmasın sepette diye. Sonra bizim sesi Aras da uyandı tabii. Aras kuzu. Sonra o tabletini aldı, aşağı indi. Kediler çok susamış. Aşağıdan bir iki tane tas ayarladım. Normalde bir sürü yoğurt taslarımız, onların su tasları olurdu aşağıda ama hiçbirini bulamadım. Gittim kayınvalidemin çiçek saksılarından olan çiçek saksısı için yapmaya koyduğu kutular vardı. Onları suya doldurdum. Allah'ım siz bir görseniz nasıl su içtiler, nasıl su içtiler, susamışlar. Gelirken arasa kendilerim dedim, oğlum bak onların suyunu eksik etme. Yazık, bütün gün sıcakta. Akşam da geldiğimde terasa su çıkardığımda şeyden su içiyorlardı. Çiçekleri sulamak için doldurduğum sudan su içiyorlardı. Bebişlerim benim. Boncuğu biraz sevdim. Dünden arasının yoğurtlu makarnası kalmıştı. Onu verdim. Yesinler, atıştırsınlar diye. Akşamdan da bırakmıştım bir şeyler. Köfte vardı, pilav vardı. Onları falan döktüm önlerine. Bahçe o kadar güzeldi ki o saatlerde. O kadar serin. Ay, çıldıracağım ya. Bu esneme nereden geldi sabah sabah? Öf. Cadde üstü olunca çok ses oluyor biliyorum. Şöyle bir oturayım, soluklanayım. Ondan sonra da... Gerçi bir yandan konuşuyorum, bir yandan şunları yerleştiriyorum. Şu tezgah çok parmak izi olmuş. Şimdi midye... Sadece midye sattığı zaman Sinem çok fazla şey yapmıyordu. Dükkan o kadar aşırı dağılmıyordu, kenarlıyordu. Şimdi arnavut ciğeri de yapmaya başlayınca kızartmadan dolayı her yer böyle yağ, parmak izi, bir tık daha şey oluyor mutfak. Bulaşık daha çok oluyor. İşte aynalarda, cam etrafında, ocak etrafında yağ kalıntıları, sıçramalar oluyor.
Yani işimiz bir tık daha çoğaldı ama olsun, yeter ki işimiz olsun da. Şu broşür olayını artık bir şekilde halletmemiz lazım. Burada komşumuzun oğlu vardı, ona teklif ettik. O da sanırım sıcaklarda pek herkes de yapmak istemiyor bu işi. Bu işi aslında parayla yapanlar var mahallede. Onları bulabilirsek ya da numaralarına ulaşabilirsek, ellerine işte günlük parasını veriyorsunuz. Onlar sizin broşürlerinizi her yere dağıtıyorlar. Zaten bizim broşür komple her yere dağıtılmayacak. Daha önce de söyledim, yakın yerlere ve burada Bankalar Caddesi'ne dağıtılacak. Yani o broşür olayını bir önce halledebilirsek o kadar iyi olacak ki bizim için. Yani en azından benim işim için. Size geçen hafta bahsetmiştim ya. Hani dışarıya paket servisim olmazsa hani oradaki ayak müşterisine falan ciro olarak biraz zor. Yani insanlara işimin biraz artması lazım ki insanlara ulaşıp. Benim de burada her gün gel git, bütün gün çocuğumu evde bırakıp da çalışmama değsin. Neyse. Ay bebişlerim. Şuraları ben bir toparlayayım. Ay Yusuf. Ben de iki saat daha niye makyaj yapıyorum? Ya dedim, ben her zaman makyaj yapıyordum. Restoran zamanında da yapıyordum. Yani bunu illa bir şeye bağlamaya gerek yok. Ya mutfakta çalışıyorsun, niye sürekli makyaj yapıyorsun? Dudaklarım da gerçi pembesi ölü pembe gibi. Çok açık. Çok açık yüzleri yakıştırmıyorum kendime renk olarak. Dedim Allah aşkına aşkım ya. Neyin altında buzağı arama diyorlar. Bir şeyin altında buzağı arama dedim. Kıskançlık şimdi, o ilk defa benden uzakta böyle çalışıyor ya. Biz normalde her zaman beraberdik, biliyorsunuz. Restoranda beraber gidiyorduk, geliyorduk. Hani beraber çalışıyorduk. Dedim ona bakarsın o zaman, ben de mi hani kıskançlık şeyine gireyim? Sen dediğin tıraş olma. Neden tıraş oluyorsun mu diyeyim dedim. Öyle deyince kıskanıyorum, ne yapayım diyor. Neyse. O gitti. Mutfağımı toparlayayım. İşimi bitireyim. Çok sıcaklar bastırmadan gideyim alışverişimi yapayım. Bugün alışım. Bugün masraf günü kızlar. Masraf günü. Allah'tan her gün bu kadar masraf çıkmıyor. Şimdi en çok masrafı şey yapıyor bende daha çok. Yufka zaten günlük stabil alıyorum da. Dünkü yufkam daha duruyor. Bugün yufka almayacağım. Çünkü kaç tane var? 6, 12, 18. 18, 20 tane yufkam var. Günlük zaten ortalama maksimum 12 tane falan gözleme satıyorum. O yüzden yufka bana yeter. Ve ne diyecektim size? Kaşar falan alacağım zaman, kaşar, kıyma. Çünkü onlardan da harç yapıyorum ya. Onlar da şey yapıyor beni. Bayağı sarsıyor. Bugün artık bilmiyorum. 200 mi olur? 300 TL'lik mi olur? Bir giderim olur gibime geliyor. Başka ne varmış listede, bir bakalım. Nane, ayran, su, mantı, kıyma, kaşar, patates. Evet. Ya aslında suyu su ve ayranı falan ortak kasadan alıyoruz. Çünkü ortak satıp buraya bırakıyorum ben. Yani bazen su için genelde böyle yapıyoruz. Neyse, bu seferlik alayım. Satışını kendime yazarım. Bir dahakine de ortak alırız. Ortak da iyi oluyor. Ya ortak kasada para birikiyor. İşte bir şey lazım oluyor. Domatesi falan ortak alıyoruz. Ortak yediğimiz şeyleri. İşte dün bu Sinem'in getirdiği telefon vardı bir tane. Onun bataryası biraz şişmişti. Onun için sipariş verdik karşı komşuya, telefoncuya. Onun telefonu için batarya geldi. Bataryayı da ortak kasadan yine ödeyeceğiz. İyi oluyor yani böyle ortak kasada paranın olması. Ben bayağı bir çene çalarken tezgahımı toparladım. Burayı da toparladım. Dün annem geldi ya. Elimde buzlu şişe suyu gördü. Kıyamet koptu, çok kızdı bana. Yani kaç yaşında olursan ol, annenin her zaman çocuğusun. Çok kızdı. Sen de bir öksürüyorsun, baban da beni arıyor, söylüyor hani bak buzlu su içiyor diye diyor. Vlogları baba her zaman takip ediyor. Annem yoğun çalıştığı için şu anda vloglarımı izleyemiyor, takip edemiyor. Babam da vlogda görmüş, annemi uyarmış. Hatta beni de uyardı dün, bana da yazdı. Sana kaç kere dedim diyor, soğuk su içme diye. Ay kıyamam ben. Babamı da çok özledim. Bayağıdır görmüyorum ya. Şu peçeteliklerim bitmiş. Peçeteliklerimi doldurayım. Sonra tezgahımı sileyim. Çayım, suyunu koyayım. Ay, en başta yapmam gereken şey çay suyu koymak.
sabahları çay o kadar güzel oluyor ki demli demli. Eskiden şey yapıyorduk, poşet çay demliyorduk. Sonra ben dedim ki hani hem ufak tefek satışlar yapmaya başladık, hem gözlemenin yanında veriyoruz ya. Poşet çay hem çok demi dayanıklı olmuyor, hem de fazla demi güzel çıkmıyor. Sevmiyorum açıkçası ben poşet çay, bilmiyorum. Sizde mutlaka kullanan vardır da, böyle hani günlük 10-12 bardak içimlik çay için poşet çay olmuyor. Ondan dolayı şey çayı aldı komşumuz. Onlar da buradan içiyorlar diye. Sağ olsun o konuda şeyler ya, böyle bir kahve içerler, bir çay içerler, hemen onun yerine bir paket çay alırlar, paket kahve alıp gelirler. Saçım böyle açık olduğuna bakmayın. Bütün gün böyle kullanmayacağım. Çünkü omuzlarım yakıyor, çok sıcak. Toplarım birazdan. Velhasıl kelamdır ki demleme çay yapacağım. Yapıyoruz da zaten birkaç gündür. Neyse, işime gücüme koyulayım. Sohbet bitmez. Yarın çenesi bitmez. Of. Sabah sabah güldürdü beni adam ya. Niye diyor, makyaj yapıyorsun? Çok güldüm ya, yemin ederim. Ben dedim sen niye barfix yapıyorsun? Sabahları kalkıyor, ağırlık çalışıyor. O zaman dedim ben de mi bir anlam yükleyeyim, taşıyayım dedim. Öyle deyince güldü, şey yaptı. Kıskanıyorum, ne yapayım diye.
listemizi alalım. Listemizi alalım. Şeker de lazım. Şeker de yazayım. Ay. Gerçi komşu getirdi şeker de. Oy oy oy. Bismillah. Bir çantayı da götürüyorum ki rahat oluyor. İçine atıyorum geniş geniş. Tabii giderken şu büyük cüzdanları falan çıkarıyorum, makyaj malzemelerimi. Yer tutmasın diye. Şu kremlerimi falan boşaltıyorum. Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Maskemizi de yanında, motoru komşulara bırakacağım zaten dükkanı. Sinem daha gelmedi. Gideyim eksiklerimi alayım. Gelin, çok sıcak olunca da gidilmiyor ya. Mayışıyorum. Çiğdemciğim geldi. Midye almıştım. Dün ona midye götürmüştüm. Hem onun parasını bıraktı hem de bir çay içti gittiler. Şimdi şey, geçen bir yorum almışım şeyle ilgili. Yufkaları gazetenin arasına koymuşum ya. O gazete pis, elden ele geziyor diyor. Geziyor diye bir yorum almışım. O konuda da haklısınız diyecek bir şey yok. Şu tripod da Allah'ım ya, kaymasa iyidir. Şimdi ne yapacağım ben? Şey yapacağım. Peçete. Peçeteleri ayıracağım böyle aralıklı. Şu peçeteyi uzunlamasına şöyle koyayım. Şöyle katlayıp aralarına, peçete en azından temiz olur. Kağıt havlu demişsiniz, doğru ama kağıt havlum yok. Şimdi peçeteyle değerlendireceğim bebişlerim. Hatta beraber sizinle yapalım mı yapmayalım mı bilemedim ki, daha önce de sizinle aynı işlemi yapmıştım. Hep aynı şeyleri çekmek istemiyorum. Sıcak kudurdu. Ha bu arada marketten geldim, alışverişimi yaptım. Aras kuzuya da pasta şeyi aldım. Pasta keki aldım. Pandispanya mı diyorlar galiba, öyle bir şey. Pasta keki işte. Süt aldım, noodle aldım. Şimdi cips alacağım. Of. Arada şımartıyorum. Yani her zaman almıyorum ama arada da böyle oğlum şımartmak istiyorum. O da yalnız ya, hani eve gittiğim zaman elimde bir şey görünce sevinsin istiyorum bebişim. Yoksa ki yasak, genelde yedirmiyorum, siz de biliyorsunuz. Dondurma da almıyorum. Ice falan da almıyorum. O bütün gün sadece su içiyor ve ev yemekleriyle, babaannesinin yemekleriyle besleniyor. Ondan dolayı arada böyle ödüllendirebilirim bebişimi. Eksik olan her şeyimi aldım. Kıymaymış, şekermiş, naneymiş, her şeyi aldım, getirdim, bıraktım. Su aldım, bir koli. Taşırken biraz motorda şey zorlandım ama koliyle aldığım için. Bir de alışveriş çantam da çok ağırdı. Neyse. Yufkalarımı halledeyim, siz bence. Bir de müzik açayım. Zaten şey, Sinemciğimin de gelme saatleridir. Şu küllüğümüzü de boşaltalım. Yanıyor ortalık. Yanıyor. Çiğdem çok hastaydı, söylemiş miydim size, çok öksürüyordu diye. Aynı, ben nasıl boğaz iltihabı olmuştum ya kızlar. Aynı şey. Doktora da gitmiş. Korona falan değil ama günaydın komşum. Şu anda salgın. Bir de yaz nezlesi gibi mi? Yaz gribi diye bir şey çıkmış. Öyle bir şeyden bahsetti. Olabilir, dikkat etmek lazım. Vallahi billahi. Şurada birkaç tane bulaşığım var. Çaydan bardaklar kaldı. Onları yıkayacağım. Ama önce şu yufkalarımı halledeyim iyice yumuşamadan bu sıcakta. Thank you.
Bilin bakalım biz ne yapıyoruz. Sinemciğim bugün her zamankinden çok farklı bir şey yapıyor. Ne yapıyoruz? Midye dolduruyoruz. Her zamanki gibi. Şaka bir yana. O içini yaptı. Ben de mantı siparişim var. Yani bilmeyin siparişi. Onu haşlıyorum. Onu götüreceğim. Burada yakında zaten markete götüreceğim. Sipariş bırakacağım. Yavaş yavaş gidip geldikçe broşür bırakıyorum ya esnafa. Onlar da böyle artık yavaş yavaş yeni tanıdıkça siparişlerini veriyorlar. Biraz sarımsaklı yoğurt yapacağım üzerine. Öyle istediler. Şöyle sarımsaklı yoğurdumuzu önceden naneleyip hazırlıyoruz. Daha doğrusu Sinemciğim hazırladı sağ olsun. Şu köpük tabaklara koyacağım şu tarafa. Üzerine nanesini, yağını koyup götüreceğim. Doğru düzgün hiçbir şey çekemiyorum. Biraz önce yine bir gözleme paketim vardı. Onu götürdüm. Müşteri midye sordu. Midyemiz henüz hazırlanamadığı için bir saat sonra dedik. Midyelerimizi hazırlayacağız. Şimdi ben hızlıca şey yapayım. Bunu götüreyim getireyim. Ben de iki elden. Bir elin nesi var? İki elin sesi var mı Sinoş? Kesinlikle öyle. Aynen öyle aşkım. Sinoşcuğum nohutlu pilavını da yaptığımız gibi. Ben ambalaj falan eksiği vardı. Onları aldım geldim. Of. Yani sıcak ama Allah'tan bugün bir tık daha sanki biraz esiyor. Fark ettin mi? Elbiseyle motor da bayağı zor oldu. Uzun ya paçaları. Baksanıza. Uçlarını görüyor musunuz? Nasıl kirlendi. Neyse Allah'tan pamuk kumaş da yıkandığı zaman geçiyor. Şey yapmıyor. Sorun yaratmıyor bana. İyice suya üstüne çıktıktan sonra bir süre daha bekletiyorum. İyice içindeki kıyması pişsin. Ondan sonra servisini yapıp götüreceğim. Şuradan bir tane şey çıkarayım. Yanına şöyle mendillerden koyuyoruz. İşte mendil içinde çatalı bıçağı. Ya telefon video çekerken arada böyle bir anda kendi kendine donuyor, kapanıyor. Ay Allah'ım yarabbim. İnşallah SOS vermez. Şu anda yeni telefon olacak durumda hiç değilim. Gerçekten ekstra bir masraf istemiyorum. Ambalajları söylüyordum. Sağ olsun Sinemciğim de varmış. O getirdi. Hani ben de bunun için masraf yapmadım. Ay Allah razı olsun bin kere. Onunkini kullanıyorum şimdilik ambalajlar ama tabii paketler sıklaştıkça ambalaj bittikçe bir de ambalaj masrafımız çıkacak ama olsun. Gider olmadan gelir olmuyor. Değil mi Sinoş? Sinemciğim bugün ocak başında çok fazla zaman geçirdiği için pişti. Bir an önce şunu pişirelim koyalım ki gidip bir kahve keyfisi yapalım. Neyse mantılarımı süzeyim, mantılarım tamamdır bence. Şimdi şu lavabonun üstündekilerini kurulayıp yerleştireceğim. Söyleyeceğim size. Bir tane arkadaş yazmış ki Rusça. Sanki çok iş yapıyormuşsun gibi şikayet ediyorsun. Sürekli yoruldum diyorsun da. Yorulacak hiçbir iş yapmıyorsun. Ne evde ne iş yerinde yazmış. Ona buradan cevap vermek istiyorum. Muhtemelen beni anlıyordur. Eğer yorgunum diye konuştuğum vloglarda bana Rusça cevap verebiliyorsa demek ki beni anlıyor muhtemelen. Şöyle demek istiyorum. Evet ben hiçbir iş yapmıyorum. Sen geliyorsun benim yerime, hem evimi temizliyorsun, hem çocuğuma bakıyorsun, hem kocamla ilgileniyorsun, hem de iş yerime gelip benim yerime hem gözlemeyi, hem mantığı, hem temizliği, her şeyi yapıyorsun. Anlamışsındır sen. Daha fazla da uzatmak istemiyorum. Şimdi bizim buraya kolayla yani bir belli bir içecek firmasıyla anlaşıp ürün koymamız gerekiyor. Çünkü ister istemez işte midyenin yanında, yiyeceklerin yanında, gözlemenin yanında, mantının yanında içecek satışı oluyor. Bize sordukları zaman da maalesef ki var hani kola var, ayran var ama her çeşit olmadığı için yok demek zorunda kalıyoruz. Sandalye düştü de komşu girmişti içeri. Şimdi içecek firmasıyla konuştum. O da şey diyor, elimizde soğutucu dolap yok. Sadece ürün gönderebiliriz. Ürün gönderdiği zaman da benim zaten dolabım çok küçük. Koyacak yerim yok ama yine de Sinem'le konuşacağım. Az az da olsa böyle içeceklerimizi siparişini verelim. Dolap elime gelir gelmez hemen size dolabı göndereceğim dedi. Ama bir ayı da bulabilir, bir haftayı da bulabilir dedi. Yani belli değil zamanı. Bu arada ne yapıyorum? Şurada lavabonun birkaç tane bulaşığım var. Onları hemen yıkıyorum şöyle elimde. Aslında köpüklü su yapsam daha iyi olur. Böyle hem deterjan çabuk bitmiyor. Hem de köpüklü suyun içinde böyle bolca sokup arındırabiliyorum. Gözleme siparişim vardı. Kaşarlı patatesli. Onu yaptım, komşuya götürdüm. Onun dışında da oturuyoruz. Şimdilik bir yaramazlık yok. İstanbul'daki izleyicimle konuştum. O da tabii ki şu anda bu durumdan dolayı çok çok üzgün. Çok çok keyifsiz.
Marmaris'ten Bodrum'a tatile geçecekti ve bütün tatillerini iptal etmiş. Tamam, Marmaris'te bulundu, Bodrum'a uğramış ama tatilini tabii tamamlamadan, Çeşme'ye falan geçmeden geri dönmüş. Helak oldum ağlamaktan o hayvancağızlara diyor. Hepimizin içi yanıyor. Hepimiz o kadar üzgünüz, o kadar şeyiz ki. O daha çok etkilenmiş tabii ki. Çünkü hem o civarı çok yakındı, hem de yaşanan yangın onun bulunduğu mesafe 5 dakika falan uzaklıktaymış. Of, yani diyorum ya hani tamam haberlerde izliyoruz, içimiz yanıyor, çok etkileniyoruz, üzülüyoruz ama bir tık daha yakınında olunca, göz görünce, hissedince, o kokuyu alınca, o dumanları falan görünce insan daha ağır etkileniyor. Rabbim yardımcısı olsun bütün ülkemizin, aslında bütün dünyada derken dünyanın birkaç ülkesinde, sanırım Yunanistan ve İtalya'da da yangınlar birkaç gündür devam ediyor. Yani bu artık sebebi ne, hangi örgüt bunu üstlendi hiç bilmiyorum. O kadar ayrıntısını inanın izlemedim. Of, hepimizin dileği tabii ki artık bir an önce bitmesi. Bir an önce tabii o yaralar sarılamaz. O kadar hayvanlar, o kadar kül olan yeşillik, ağaçlar, ormanlık alan, onların tekrardan can bulup da hayata geçmesi minimum 20, maksimum 35-40 yıl. O şekilde ormanları geri yeşillik kazandırmak. Ama şey, internet üzerinden şey gördüm. Fidan bağışlama kampanyaları düzenlenmeye başlanmış. Yangınların söndürüldüğü bölgelerde hemen tekrardan fidan dikimi projeleri başlamış. Ben de ağaç bağışlamak istiyorum, fidan bağışlamak istiyorum. Ayrıntılı bir kampanyayla ilgili bilgi aldıktan sonra güvendiğim herhangi bir kuruma hemen bağışımı yapacağım. Of, çok üzgün bir durum. Şey, komşularım bugün şey dedi. Sanırım bugün Perşembe, Cumartesi günü yağmur bekleniyormuş bu taraflarda. Ve şey, hava derecesi de biraz düşecekmiş. Allah'ım diyorum, inşallah bu tarafa değil de öncelikle bu taraf dediğim tabii ki gene Akdeniz bölgesi, Manavgat, Marmaris, Bodrum, bu taraflar bize yakın ama şehir olarak bu tarafa değil de direkt oralara önce o yağmurların hepsi, bütün yağmur damlaları oraya düşsün ki bir damla bile olsa bir tane bir kıvılcım yangını ya engeller ya da olan yangını hafifletir. O insanlar helak oldu. O insanlar nasıl çalışıyor? Yani of. Evet, her vlogda aynı şeyi konuşuyoruz ama aslında şu anda ortak kanayan yaramız bu bizim. Kendime ne yapayım, soğuk bir, neyse yine de limonlu suyumdan içmeye devam edeyim. Bugün bu arada benim babamın doğum günü. Kafamda o kadar şeyle uğraşıyorum, vücut olarak da bir sürü şeyle meşgul olduğum için bir toparlanıp bütün günün şeyini, nasıl söyleyeyim, neyse anladınız siz, kendimi toparlayıp bir şey yapamıyorum. Vlog'un başlangıcında söyleyeceğim şeyleri söyleyemiyorum. Ara ara aklıma geldikçe size anlatıyorum zaten. 5 Ağustos babacığımın doğum günü. Biraz önce de konuştuk. Her vlog'umu da izliyor. Burada ona onu çok sevdiğimi, iyi ki var olduğunu, iyi ki babam olduğunu ve gerçekten bu konudan dolayı kendimi o kadar şanslı hissettiğimi söylemek istiyorum ki bir daha seçme şansım olsaydı bin kere bir daha babam olmasını isterdim. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin. İyi ki doğdun. Rabbim sana uzun ömür versin. Sağlıcaklı yıllar, bizlerle beraber huzurlu yıllar versin. Dün annem evdeymiş, izinli günüymüş ve babam da erken gitmiş eve. Ezel kuzuyla zaman geçirmişler. Bayağıdır göremiyordu çünkü geç gidiyordu, erken çıkıyordu evden. Ezel kuzunun hep uykuda olduğu saatlere denk geliyormuş. Onunla diyor hasret giderdim, onunla görüştüm diyor. İyi dedim, sevindim senin adına. Yani iyi ki varsın, iyi ki doğdun babacığım, seni hepimiz çok seviyoruz. Bizim evimizin direği yani. Şu saçlarımın dağınıklığını kusuruna bakmayın, motorla gidiyorum geliyorum, bir türlü saçlarımı toplamaya vaktim olmuyor. Şimdi kameranın karşısında bir şeyler yiyip içmekten hoşlanmıyorum ama yapacak bir şey yok. Akşam için arasa pasta planım var. Pasta yapacağım. Pasta kremasını aslında elimde kendim yapmak istiyordum. İstanbul'daki izleyicim çok kızıyor bana. Mümkün olduğu kadar her şeyin doğalını yapmaya çalış. Hazır paket ürünlerden uzak dur diye. Çok haklı ama
Sonra düşündüm evde yaparsam hani kendi kremamı kendim yapayım diye düşündüm. Sonra dükkanda yapacağım için her malzemeyi bulamayacağımdan dolayı nişastaymış işte vanilyaymış falan. O yüzden pasta kreması almak zorunda kaldım diyeyim size, kolayına kaçtım. Gitmeye böyle bir iki saat kala şey yapacağım. Ki hatta şey düşündüm, bugün biraz erken gitsem de malzememi alıp şey mi yapsam, mantı mı yapsam. Bu konuda Sinem'le paslaştık. Sinem dedi ki ya git canım dedi, yani ben hiçbir zaman zaten sağ olsun hiçbir şeye şey yapmaz. Hayır canım öyle şey mi olur? Her zaman her konuda çok saygı gösteriyor. Her zaman her konuda çok büyük destekçim. Yani sen gittiğin zaman müşterilerle ilgilenirim, kafan kalmasın, aklın kalmasın diyor ki zaten asla kalmıyor. O da çok verimli her açıdan bana karşı. Öyle düşündüm, sonra da şey yaptım. Dün akşam erken gidecektim ya, çok yoğunluk vardı. Sinem kuzuya da kıyamadım. O da yalnız bir oraya koşturuyor, bir buraya koşturuyor falan. Paket de oldu dışarıya sipariş. O yüzden bugün de gene öyle bir yoğunluk olursa herhalde gitmem. Ama olmaz da sakin gibi geçerse biraz erken gideyim. Hem mantı yapayım, kıyma falan alayım. Çok olmamakla beraber geçen mesela kaç tepsi yaptık? Herhalde 2-3 tepsi mi? Yani 3 kilodan fazla mantı çıktı. O kadar fazla yapmayacağım. Çok küçük bir hamur yoğuracağım. En azından böyle bir kaç gün bana yetecek kadar çok fazla stok yapmayacağım. Ondan dolayı çabuk biter diye düşünüyorum. Böyle 40 dakikamı 1 saatimi de hamura ayırırsam mantımı yaparım. Oğluma pastasını yaparım. Evimin temizliği dün bitti çok şükür. Bugün sadece şey yapacağım. Yine çiçeklerimi sularım. Aras sulamazsa sula dedim ama sulayacağını zannetmiyorum. Bir de şey yapacağım, çamaşırlarım var. Bir sepet ama iki makine dolusu. Onları katlayacağım, yerleştireceğim. Onun dışında da bir işim yok. Allah'ın izniyle sağ salim evimize gidersek pastamızı yaparız, mantımızı yaparız. Sizinle beraber yaparız zaten. Her nerede ben, orada siz. Benim canlarım sessiz olur mu? Asla olmaz. Ay biz eve geldik. Bugün Yusuf 8:20 geçe eve geldi. Ya pardon, siz benim bu oğluma dağıtıyor evi diyorsunuz da, sorumluluk ver diyorsunuz da, benim oğlum bugün neler yapmış biliyor musunuz kızlar? Ne yaptın aşkım? Krem mi bu? Aşkım o sucuk. Babana sucuk da kızartabiliriz. Gerçi çorba koyacağım şimdi. Benim oğlum akşama doğru gelmiş, klimayı açmış. Kapıları kapatmış. Çünkü evin içi felaket, akşama doğru sıcak oluyor. Size aldıklarımı göstereceğim şimdi. Evi dağıtmamış benim oğlum. Nasıl bıraktıysak öyle çıkmış. Hiç burada. Bunları zaten sabah yıkamıştım temiz. Ne annem, krema mı? Burada aşkım. Aha bak. Şu kutudaki krema. Oğluma ben bugün pasta dedim ya, pasta yapacağım diye. Al bakalım. Şu da süt aşkım. Git bakalım. Ben senden duymadım ki pasta yaptım. Hayır, ben kızlara söyledim. Onları anlatıyorum sana değil. Anne. Ondan sonra noodle aldım arada istiyor. Bir de cips arada şımartıyorum ben oğlum. Ha aşkım. Yani şey. Ay şu küpelerimi bir çıkarayım hayırlısıyla. Krema nereden hazır anne? Krema, onu sütle karıştıracağız. He, hemen olacak mı? Bir tane körlü, bir tane tavuklu aldım. Yoksa bekleyeceğiz mi? Hiçbir işim yok. Sadece çamaşırlarımı katlayacağım şimdi bebişlerim. Anne. Ha, anneciğim. Bir de makine boşaltacak hemen, gerçi. Birazcık bekleyeceğiz mi? Hemen sütle karıştırıp olacak. Oy. Bekleyeceğiz mi kremayı? Hemen yapacağız aşkım. Hemen sütle ıslatacağız. Şey, Çiğdoş'u uğradık restoranta. Midye götürdüm. Ana sakin ol aşkım. Lütfen anneciğim. Bir şey anlatıyorum. Barbunya plaki var. Bunu çıkaracağım. Kavun, karpuz çıkardım. Onlardan dilimleyeceğim. Kayısı reçeli yapmıştık kayınvalidem. Ondan çıkardım. Hemen şeyi, hatta pirincimi koyayım. Güzelce bir lapalaşsın. Bir de güzel bir çorba yapayım. Yayla çorbası. Yoğurt almıştım ya. Yoğurt bozulmadan şey yapayım. Yusuf hemen duşa girdi. Şuraları yeni düzenlemem lazım. Bayağı karışmış her aşkım. Anne biraz döküldü de sütü çıkardım ben. Dur anneciğim, bir dakika aşkım. Ben bir dakika anneciğim. Şunun hepsini yapayım. Dolu tencerede olsa dolaba iterim. Ara ara içiririm oğluma. Of. Restorandan ekmek aldık. Sütü içtim. Ay Aras, bir şey konuşturmuyorsun aşkım. Sen ama sen heyecanlanıyorsun değil mi biz eve gelince, mutlu oluyorsun. Tamam bekle, sakin. Bak, anlatmışsın her yere, sakin. Onu heyecanlandım. Sakin. Her zaman sade alıyorum. Hem şeyi, kremayı vanilyalı alıyorum. Hem de keki sade alıyorum. Kakaolu, çünkü çikolatalı bize kimse yemiyor. Korkutan. Şurada görüldüğünüzde bir sepet çamaşırım var katlanacak. Gerçi bunları böyle buruşmayacak şekilde böyle üçer dörder katladım koydum da. Allah'ım çok şükür 9'a çeyrek kala evde olabilmeyi, ne güzel bir şey görmek. Harika bir şey. Boncukuş. Yedin mi makarnanı aşkım? Ne haber? Ne haber? Aras bugün onlara su vermiş. Şey makinesi geçiyor da, sivrisinek makinesi. Dışarıda bir nem var. Allah muhafaza.
Ay evet bebişlerim, şimdi pastamızı oğluşla yapalım. Makinemi boşaltayım, yemeğimi yapayım hızlıca. Tripodum yok, sizi gene sabitleyemiyorum. Ay, hemen üstümü değiştirdim. Makinemi boşaltırım. Bugün o kadar sakin ve şeydi ki, mutsuz bir gündü ki, iş gerçekten kötüydü bugün diyebiliriz. Gene bin şükür diyeceğim ama şeydi yani kızlar. Normal ciroyu yakalayamadık bugün. Hem Sinem'in işi, hem genel olarak pasajda ve çarşıda herkes sakindi. Herkesin işi sakindi. Makas! Anneciğim getir bana. Dur ben çarpıyorum anne. Şu pirinci iki. Anne. Aşkım. Oh be aşkım. Paslanmış bu da be. Anneciğim bir dakika, dökersin, getir. Yok demiyorum anne. Kestim. Hemen şu çorbamı. Aa kestim koyayım. Ben. Açtım. Ben açtım. Kremayı da getir anneciğim. Krema. Pasta anca dinlenir zaten. Hemen ay, yapmamız pastaya lazım. Pastaya baksana ne güzel yapmışlar. Baksana resmi. Sen pastayı çok seviyorsun. Biliyorum bebeğim. Evet evet evet. Yapıyoruz. Pasta. Kesiyoruz yandan. Tamam. Ya işte bunun da böyle kremasını çırparken sağa sola sıçrıyor ya. Bir tek o olayı sevmiyorum. Geçen de şeyle yapmıştık. Krem şantiyle, o da evde güzel olmuştu. 1,5 su bardağı süt. Oha. Evet, soğuk süt. Hızlı bir şekilde çırpılacak. Dur anneciğim. Şöyle boşaltalım. Pirinçlerim orada haşlanır dursun. Biz oğluşla pastamızı yapalım. Anneciğim dur aşkım. Bir dakika bebeğim. Arası yatak odanın ışını kapat da gel annem. Boşuna yani. Elektrik yanmasın. Hadi anneciğim. Hadi otur çocuğum. Açmıyor. Şöyle fincanla ayarladım. Annem dökün. Annem kırarsın lütfen. Kırılırsa şekil ondan sonra bozulur. Fincanla iki tane döküyorum. Su bardağıyla 1,5. Evet. Çırpacağız şimdi yüksek devirde. Ki havası inmeden şey yapsın. Anneciğim. Hayır aşkım. Hayır. Açacağız mı? Tamam bekle ama diyorum sana. Tekini kırdı. Oradan çırpıcıyı çıkar. İşten yorgun argın geldim. Koştura koştura. İşte evlat olunca öyle oluyor tabii. Hiç kendini düşünmüyorsun. Duş alman lazım. O kadar sıcaktı ki nemliydi ki bugün hava, terledim. Geldi. Arası önceliği veriyorum. Bu zaten böyle iki katlı ya. Aman çok yapışmış ya. Of, taze değil miydi acaba? Alt katını biraz sütle ovacağım şimdi. Yumuşatacağım. Bulabildin mi? Burada. Ya normalde ıslatmıyorum kekini. Çünkü şey, bir gece dolapta bekleteceksem ıslatmıyorum. Yani misafirim falan gelecekse, dolapta bekleme zamanım varsa. Ama zamanım yoksa üstünde altında ıslatıyorum. Aras zaten çok sevdiği için hiç beklemiyor. Ay. Yusufların bugün turları olmadığı için, tekne turları. Erken turlar daha doğrusu. Tekneler turdan erken döndüğü için. İşleri erken bitmiş. Aşkım ver. Bir dakika anneciğim. Biraz sakin ol oğlum. Her şeyi birbirine katmış burada. Böyle olmaz ki ya. Nerede diğeri? Ne? Diğer başlık nerede? Buldun mu hepsini? Bulamadım. Çırpıcıyı bulamadım. Abi. Şunu hızlıca biz bir de çırpalım, sonra süslemeye geliriz. In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be.
Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence. It's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring. To feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah.